Şimdi ben Galatasaray'ı çok beğendim. İki sebepten. Ön alandaki dörtlü, yani Emre Kılıç, Arda, Belhanda ve Feghouli ve en önlerindeki Falcao, Türkiye Ligi'nde, liginin üstünde bir hızla paslaşıyorlar. Türkiye Ligi'nin üstünde bir hızla paslaşıyorlar. Özellikle ilk 35 dakikada falan bunu çok net gördük. Bu kadar hızlı paslaşma trafiğine Türkiye'de çok takım dayanamaz. Şimdi dünyada sevgili gençler, futbolun sır kelimesi hız. Hız, sürat. Bunu bugüne kadar Fatih Terim süratli oyuncularla yapıyordu. Yani süratli, Buruma. Onyekuru ile yapıyordu. Buruma, Onyekuru, Geri Rodriguez yatırımını hep bu oyunculara yapıyordu. Yani sürati getirecek oyunculara yapıyordu. Milli takım tercihlerine bakın. Gökhan Töre. Hatta Volkan Şen. Milli takım tercihlerini söylüyorum. Sürati oyuncularla yapmaya çalışıyordu. Oyuncularla. Emre Mor. Emre Mor. Yani sürate sahip, sürat yapabilecek, çabuk oynayabilecek oyunculara sahip olmak üzerine bir planlama yapıyordu. Bu sene önündeki oyuncuların hiçbirisi, ama hiçbirisi tek başına çok süratli ve çok çabuk oyuncular değil. Yani topu alıp böyle topla koştukları zaman yakalanmayacak adamlar değil. Ama öyle bir paslaşma hızına ulaştılar ki tık 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 tek pas filan böyle bakarken gol yersin. Böyle lan ne oluyor ona filan tık gol. Aa gol oldu. Şimdi bu ön taraf, şu ön taraf inanılmaz hızlı paslaşıyor. Şimdi eskiden buradaki Arda burada veriyordu birine, alamıyordu geriye. Barış'a veriyordu. O kadar hızlı alamıyordu. Barış topu bir tutuyordu, bir kontrol ediyordu, bir daha veriyordu filan. Geçmiş olsun. Kontrol ettiğin anda bitti bak. Eskiden futbol kontrol pas oyunuydu. Bugün artık gelir gelmez pas oyunu. Bak, gelir gelmez pas oyunu. Emre Kılıç gelir gelmez pas yapar. Arda gelir gelmez pas yapar. Zaten bunu yapabildiği için Barcelona'ya gitti bu adam. Belhanda çok çok iyi yaptı. Çok iyi yaptı bu işi. Feghouli zaten gelir gelmez pas yapabilir. Falcao da bunlara gerektiğinde duvar oldu. Bu öndekilerin gelir gelmez pas yapabilme özelliği ve bunu hızlandırma özelliği Türkiye'deki rakibi olmayan bir oyunu getirdi. Bu yuvarlak içindeki 3 oyuncu da Omar, Saracchi ve Taylan da, çok beğendim Taylan'ı da, bir tempo kattı takıma. Tempo kattı. Aslında Galatasaray 3 bloktan oluşuyor. Tempocu blok, pasçı blok, en arkada da 2 tane eski tip libero. Libero vardı çok eskiden böyle. Fatih Terim işte. Arkalara doğru sarkan. Fatih Terim. Bütün bu blokların liberosu gibi düşünün. Yani buradaki ismin Luyen'de marka olduğunu düşünmeyin. Kim olursa olsun. İki tane atletik, bütün bu açıkları kapatabilecek iki tane de libero ile oynuyor Galatasaray. Farklı bir şey yapan bir de Karagümrük var. Farklı bir şey yapan gördüğüm iki tane takım var. Aslında Gaziantepspor'da var da geçen sezon olduğu gibi ilk maça çok kötü başladı. Özür dilerim. Çok haklısın. Üç takım var. Doğru söylüyorsun. Çok doğru tespit. Gaziantepspor, Karagümrük ve Galatasaray. Farklı bir şey oynayan 3 takım var abi. Sence Galatasaray'ın dizilişi ne? Bence 2-7-1. 4-1-4-1 abi. Bence 2-7-1. Çünkü böyle Saracchi, Omar. 2-7-1 tabii doğru. Bence 2-7-1. Bravo. Fatih Hoca böyle şeyleri sever. Fatih Hoca bana yıllar evvel demişti ki, Fiorentina'dan ilk gelmişti. İlk geldiği zaman milli takıma. Fiorentina'dan 2008'den önce 2006'da falan gelmişti. 2006'da. Milli takım. Artık dünya hani eskiden 3 blok var diyorduk ya işte savunma bloğu, orta saha bloğu, hücum bloğu. Artık dünya tek bir blok halinde oynuyor demişti o zaman. Şimdi gene tek bir blok halinde oynamıyorlar. En arkaya 2 tane şey koymuş. Libero koymuş. Bir büyük bloğu da 2'ye bölmüş. Pasçılar, tempocular diye. Şimdi geçen sene bunu arkadaşlar, bunu bizzat Galatasaray teknik ekibinden aldığım bilgidir bakın. Marcao, tamam mı? Ömer Onyekuru. Onyekuru. Değil mi? Ömer Bayram. Evet, Ömer. Ben de oraya geçecektim. Ömer Onyekuru, Donk, Belhanda,
kim vardı geçen sene? Feguli. Bu Fenerbahçe maçı, bu Fenerbahçe maçı 11'i. Bakın teknik, hız. Hızın arkasına teknik, tekniğin arkasına atletizm. Tamam mı? Buraya da pasçı. Seri vardı o maçta, hatırlayın. Bu şekilde Fenerbahçe'yi çözdük demişlerdi. Tekrar anlatıyorum bak. Hızlı, hızlı. Hızlı, hızlı. Bir de burada Saratçı var. Bu da üçlü. Üç tane hızlı. Üç hızlının arkasına teknik. Feguli, Belhanda, Mariano. Üç tekniğin arkasında atletik. Bir tane de pasçı. Bunu çözemedi Fenerbahçe geçen sene. En öne de şey. Çıpa diyeceğimiz, hani oranın çıpası. Bir oyuncu. Bunu geçen sene Fenerbahçe Kadıköy galibiyetinin şeyi buydu, şifresi. Üç teknik. Üç teknik arkasına atletik. Üç atletik, hızlı arkasına teknik. Şimdi bunu geçen sene uygulamıştı. Ama geçen sene başı böyle değildi. Tabii. Tabii değildi. İkinci sene, geçen senenin ilk yarısını hiç saymayalım canım. Yani 2019, çok kötüydü. Ha. Ama Eylül'de, bu sene şimdi bu maçta tersiydi. Şimdi bu maçta ben de şunu gördüm. Önde 4 tane teknik ve pasçı, arkalarında 3 tane şey. Atlet. Arkalarında 3 tane atlet. Top buraya geçti mi zaten bu dörtlüye? Şuradaki dörtlüye geçti mi? Zaten topu bunlardan alamıyorsun ki. Alamıyorsun yani. Bunlar ancak şut atacaklar, out olacak veya topuk ayakları yanlış pas atıp da hani pas arası yapacak millet. Ayaklarından zaten alamıyorsun adamların. Enteresan bir futbol oynattı. Çok beğendim. Bak çok beğendim. Ama 60'tan sonra düştüler. Doğaldır. O kadar yüksek tempolu oyunu 90 dakikaya yaymak 40 maçta. Olmaz öyle bir şey. Öyle bir ve şey. Fakat Galatasaray'ın eksiği yok mu? Var. 12. futbolcudan itibaren takım, ya bu bahsettiğim oyun oynanamıyor. Yani çıktı şey, işte Arda, Emre, Belhanda girdi, Jimmy Durmaz girdi, Babel girdi, olmadı. O oyun olmadı. Onunla ya, eksiği bir şey de söyleyeceğim bu. Sonra. Onun hatırla, eksiği de bu. Babel yerine kim girebilirdi diye. Şimdi ha, ben bu. Şöyle düşünüyorum. Bir kere bu maçın yıldızı, Galatasaray o kadar iyi oynamışsın hemen, maçın yıldızı 3 gol yiyen Günay. Galatasaray o kadar iyi oynadı ki Günay yerine alelade bir kaleci performansı olsa maç çok farklı biterdi. Yani ilk yarıdan çok farklı biterdi. Şimdi bir kere geçen sezon başındaki hatadan ders alınmış. Geçen sezon şöyleydi hocam. İşte oturma takımı alırsın ya, bir de pahalıdır onlar, biliyorsun. Sen çok güzel evi kurmuşsun, tebrik ediyorum eşinize. Ne para harcadık be. Ne para harcadık. Ya olsun. Ne para harcadık. Yaptın ya. Ben beni bak çok rahat et. Şu baklavaya abuk subuk laf etme. Sen benim için 10 yıldız bir gün yani. O ayrı. Oğlum baklava çözüm. Nefis bir yemeğin içine karasineyi attın. Senin konuyu kapatalım. Konuyu kapatalım. Senin problemin. Konuyu kapatalım. Baklava iyi değil lan. Bir daha ayrı ayrı 5 baklava içine alacağım. Dandik ne yapayım? Ne yapayım abi? Dandik diye. Bir daha baklavanın içine musil koyacağım. O görecek gün. Ama ya eşine yazık. Vazgeçtim. Eşine kızına yazık. Yapmayın. Siz de öyle şey şakar yapmayın. Konuya gelelim. Ciddi olalım. Şimdi geçen sezon böyle tam oturma takımı gibiydi. Babel herkese ayağını top bekliyor. Babel'in oyuna girmesi dedin ya bu maçta. Emre Kılınç tam tersi. L koltuk. Tam tersi. Zaten L koltuk. Bir de Enzonzi vardı. Tam ağır bastı. Zaten orası bir de orta üçlü. Şimdi çok düşük tempoda oynuyordu. Yani Enzonzi bak şimdi Rennes'de gayet iyi oynuyor. Bir daha Fransa milli takımında. Çünkü o oyun tarzına yatkın. Bu oyun tarzı için böyle oyuncular gerekiyor. Enteresan olan Taylan Antalyalı. Ve ben bir turnuvaya katıldım. Turnuvada yorumcuydum. FIFA 20 turnuvası. Kendini orada oynatıyordu biliyor musun Galatasaray'da? Kafa olarak oraya hazırdı zaten. Ben bir şekilde orada oynayacağım diye. Çünkü Taylan da farkında. 10 numarada veya 8'de olmaz. Galatasaray'ın onu olabilecek kadar teknik kapasitesi çok çeşitli, çok aşırı kaliteli değil. Ama bazı özellikleri gerçekten iyi. Evet. Yani çok onu, tempo oyuncu. Geçen sezon böyle stopere çektiği zaman Fatih Hoca onu bir kez daha gördük. O temposu, koşusu ve pozisyon bilgisi de fena değil bak. Yani evet. Aslında daha da iyisini yapabilecek pozisyon bilgisine sahip ama ayaklar yetişemiyor kafaya bazen diye. Ama şurada gördük bu maçta Belhanda ile hızlı oyun kurulumunda gayet işe yaradı. Tık 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 tık. Ve şu var. O herkesin ayağına pas beklediği durağın temposu oyunun tam tersi. Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesinin sebebi aslında pandemiden önceki şartlarda ilk yarıda ekstra puan kaybedilmesi. Çok bekleme oyunu nedeniyle. Bekleme yapma ticari. Devam et. Çünkü Falcao sende. Emre Kılınç geldi. Bak bir kere Emre Kılınç çok güzel gol attı ama asıl Falcao'nun ona ölçüp biçip verdiği o pas, asist. Ne kadar güzel.
Feguli benzerini Feguli'ye verdi. Diyecekler ki kolay goller Kayseri'yle karşı karşıya. İyi de takımın iyi oynadığının en önemli göstergesi bu işte. Tabii. Boş kaleye gol atıyorsun. Kaleciyle karşı karşıya Emre aşırıyor. Onun dışında bir de ben Omar'la ilgili bir şeyler söyleyeceğim.